Tarık Bey, Tarık Bey! Notaları unutmuşsunuz. Zor yetişeceğim. Abime haber ver, eve geç kalmasın bu gece. Baş üstüne. Ne tarafa gidiyorsunuz? Affedersiniz, telaştan taksi zannettim. Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim? Çabuk karar verin, adam yemem ben. Affedersiniz, rahatsız etmek istemedim. Beşiktaş'a gidecektim. Nerede olsa bırakabilirsiniz beni. Ben de o yana gidiyorum. Telaşınız dikkatimi çekti. Yoksa durmazdım. Mezuniyet konserimiz var bugün. Biraz geç kaldım da. Konser otağına mı gidiyorsunuz yoksa? Evet. Koroda mısınız? Hayır, solistim. Klasiklerden mi söyleyeceksiniz? Hayır, yeni bir beste. Kimin? Tarık Akçam'ın Sevil'de Sevme. Aa, öyle mi? Tanır mısınız kendisini? Biraz. Daha çok eserlerinden. Beğenir misiniz? Siz? Çok! Bence henüz arama devresinde. Kişiliğini tam bulmuş sayılmaz. Özür dilerim, sizin aynı fikirde değilim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Tarık Bey. Tarık Bey. Programda iki eseriniz var. Teşekkür ederim. Abine selam söyle. Sınırı zorlamaya başladı. Bana ilişen ifla olmaz, haberi olsun. Söylemesem daha iyi olmaz mı? Söyle ki ayağını denk alsın. Peki, söylerim. Şimdi size programın son eserini, değerli besteci Tarık Akçam'ın Sevil'de Sevme şarkısını sunuyoruz. Sevil neşelen, sevme yanarsın. Sevil neşelen, sevme yanarsın. Bir sarı saçı okşar kanarsın. O bir gölgedir, varlık sanırsın. Bir sarı saçı okşar kanarsın. O bir gölgedir, varlık sanırsın. Sevil de sevme, ağlama ağlar. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlar. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Söylediklerimi unutma. Sen de unutma. Geçen defaki gibi ben söylemedim dersen karışmam. Sevda çölünden geçerse yollar. Sevda çölünden
geçerse yolla, bütün bir ömür ah ile dola. İnan ki gençlik gülden tez sola, bütün bir ömür ah ile dola. İnan ki gençlik gülden tez sola. Sevil de sevme, ağlama ağla, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağla, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağla, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. İspanya'ya gideceğinizi duydum. Evet, öbür gün hareket ediyorum. Seyahatiniz müzikle mi ilgili? Abimin işleriyle ilgili, gazino için artist revü falan. Abinizle Sağır'ın aralarının açık olduğu söyleniyor. Yeniden bir hadise çıkar mı dersiniz? Zannetmem. Bir dakika. Merhaba Tarık Bey. Merhaba. Kerim Bey'in kumar işlerine el atması Sağır'ı çok kızdırmış. Kendi bilir. Kumarhaneleri abinizin başına yıkacağını söylüyor. Dilin kemiği yok, söyler. Affedersiniz. Rica ederim. Saat 11'i geçiyor. 8'de evde olacaktı. Bizimkini bilirsin. Kim bilir ne işi çıkmıştır. Bugün doğum günü. Alışamadın gitti abimin haline. Alışmak da istemiyorum. Artık bu tehlikeli işleri bıraksın istiyorum. Her an kötü bir haberini beklemekten tükendim. Aylardır birlikte oturamadık şu sofraya. Hadi üzülme. Dur bir telefon edeyim. Doğum gününü unuttuğuna bahse girerim. Alo? Muhsin sen misin? Benim Tarık Bey. Patron sana söylemeyeyim diye tembihledi ama bilmende fayda var. Sağır'ın adamları bizim kulübü basmış, Şişko'yu da ağır yaralamışlar. Patron Sağır'ı aramaya çıktı. Memnun oldum, ben şimdi gelir alırım onu. Ne olmuş? Yeni bir salon işi vardı, sahipleriyle anlaşma yapıyorlarmış. Ben şimdi getiririm. Bir şey gizliyorsun sen benden. Gizleyecek ne var anneciğim? Hayırlı bir iş. Sağır ne cehennemde? Burada yok Kerim abi. Gelince söylerim aradığını. Söylemeye lüzum yok. O anlar geldiğimi. Dağıtın ortalığı da Sağır'ın kulakları çınlasın. Sağır'ın gazinosuna çek. Hayrola? Doğum gününü tebrike geldim abi. Ama biçimsiz yer seçtim. Biliyorum. Ama düşmanlarına cenaze marşı bestelerim belki. Tetikol geliyorlar. Gördüm. Elini kolla aslanım, piyanist misin yoksa boksör mü? Sayende ikisini dolduk abi! Giriş taksimi bitti galiba. Öyleyse şarkıya başlayabiliriz. Ha? Kerim Bey'imiz! Bu ne şeref, ne şeref! Şeref bizlerin var bayani. Senin Sağır'a bir selam sarkıtalım dedik, yok mu?
Senin geleceğini duyunca yelkenleri açıverdi. Erkekliğin 19'u kaçmakmış. Bize iki viski hazırla. Emredersiniz, emredersiniz. Hazır sakin bir yer bulmuşken iki laf edelim. Kardeşimin elleri zedelenmesin diye kavgadan vazgeçiyorum. Biliyorsunuz, kendisi piyanist ve bestecidir. Hadi bir şey çal da arkadaşlar oyalansınlar. Hadi! Oynayın, patım! Darbukasız oynayamam mı dedin? Haklısın! Hadi hep beraber! Hadi, hadi! Oynayın, oynayın! Senin hatırın için geçtim piyanoya. Adamların hali gözümün önüne geliyor da, düşünsene. Hepsi kendi çevrelerinin kabadayısı. Yarın herifleri köşe gibi oynattığım piyasaya yayılırsa bunların hali nice olur? Adlerini bilsinler. Ölümüne susamış 5 düşman daha kazandın. Düşmanım arttıkça keyfim artıyor. Sizin sevginiz yetiyor bana, annem ve sen. Sizin sevginiz oldukça kimse yıkamaz beni. Sağır her an mukabileye geçebilir. Bu durumda ikimizin birden uzaklaşması doğru değil. Yarın İspanya'ya yalnız gideceksin. Rudolfo seni havaalanında karşılayacak. Emrine bir de araba verecekler. Sirk ve Luna Park işini de halletmeye bak. Merak etme abi. Attention please. The New York plane, flight number 947, has just landed. An American Airlines. Thank you. Dikkat, dikkat! New York'tan gelen Pan American... Londra, Madrid'e gidecek yolcuların kağıt teşrifleri rica olunur. Attention please. The New York plane, flight number 947, has just grounded. Pan American Airlines. Thank you. Dikkat, dikkat! New York'tan gelen Pan American Hava Yolları'na ait 947 sefer sayılı uçak, alanınıza inmiş bulunmaktadır. Teşekkür ederim. Yarınki uçak için değiştirebilirim, değil mi? Oo, tabii, tabii. Binemedim. Yazın, niye binemediniz? Sizin için. Benim için mi? Sizin için. Bugünü beraber geçirebilir miyiz? Bilmem ki.
Siz çılgının birisiniz. Siz de? Hı? Bana uyduğunuz için. Daha isminizi bile bilmiyorum. Ben de. İsimlerin ne önemi var? Sevdiğimiz bir isim takalım birbirimize. Hı? Ben size Zaliha diyeyim mesela. Güzel isim. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Çocukluğumda komşunun bir kızı vardı Zaliha. Hadi, siz de bulun bir şey. Bulamıyorum. Fazla kuvvetli ve cesur değilimdir. Öyle aslan, kaplan, demir, yılmaz falan olmasın. Fazla temiz de sayılmam. Mesela hafif yakışmaz. Fazla akıllı da değilim. Zeki deseniz bende sırıtır. Bülent desem, uzun boylusunuz yakışır. Hı? Fena değil. Genç kız romanlarının kahramanlarına yakışır bir isim. Bu gece mi çok güzel? Ben mi öyle hissediyorum? Gecelerin en güzeli. Çünkü siz süslüyorsunuz onu. Ne yapıyorsunuz? Dünyanın en güzel kızının şarkısını yazıyorum. Sizin şarkınızı. Çok uzaklardasınız. Havaalanındaydım. Havaalanında mı? Hı hı. Yanınızdaki o yakışıklı genci düşünüyordum. Kimdi? Kocam. Ha? Niye öyle baktınız, beğenmediniz mi? Biraz toy değil mi? Öyleyse nişanlım diyelim. O da mı yakışmadı? Hı hı. Kardeşimdi. Bir burs kazandı, Londra'ya, üniversiteye gidiyor. Seni kıskanıyorum, biliyor musun? Seni seviyorum, biliyor musun? Buyurun efendim. Oo, çok güzel çıkmışız. Al, teşekkür ederim. En güzel günümüzün hatırası. Rüyalar gerçek olsa, seni her gün görürdüm. O incecik beline sarılarak yürürdüm. Sabah olmasın diye güneşi durdururdum. Yanar dağlarda tüten ateşi söndürürdüm. Rüyalar gerçek olsa, seni her gün görürdüm. O incecik beline sarılarak yürürdüm. Benim de son. Rüyalar gerçek olsa, sana güller verirdim. O güllerle belki de kucağıma gelirdi. Sarılırdım boynuna, sokulurdum boynuna. O gül dudaklarını öperdim doya doya. Sabah olmasın diye güneşi durdurdum.
sükûneti ihlal ettiniz. Lütfen karakola. Yapılan muayenede sanıkların her ne kadar alkollü olmadıkları anlaşılmışsa da kendileri sarhoş olduklarını kabul etmişler. Bu sarhoşluğun da aşırı derecede mutluluktan ileri geldiğini beyan etmişlerdir. Sebebi ne olursa olsun kanun nazarında sarhoşluk sarhoşluktur. Ve de kanun aşk gibi bir sebeple dahi olsa başkalarının huzurunu ihlal etmeyi suç sayar. Yaz, suçlu olduğumuzu kabul ediyoruz. İsminiz ne sizin? Bülent. Sizin? Neydi adım? Zaliha. Zaliha. Merhabalar. Merhaba efendim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun abi. Eyvallah. Beni dinleyin arkadaşlar. Hayrola, söyle kardeş. Şimdi size bir şarkı ezberleteceğim, hep beraber söyleyeceğiz, tamam mı? Ayıp ettin abi, sen bizden şarkı iste. Musiki ruhun gıdasıdır. İyice kulak verin bana. Rüyalar gerçek olsa, seni her gün görürdüm. O incecik beline sarılarak yürürdüm. Sabah olmasın diye güneşi durdururdum. Yanar dağlarda tüten ateşi söndürürdüm. Vay anam vay! Rüyalar gerçek olsa, seni her gün görürdüm. O incecik benimle, sarılarak yürürdüm. Rüyalar gerçek olsa, seni her gün görürdüm. O incecik benimle, sarılarak yürürdüm. Sabahlar sürdüğüm, güneşi doyurdum. Yanar dağlarda tüten, ateşi söndürürdüm. Ne mi var yavrum, ne oldu birdenbire? Ay, hiç, yok bir şeyim. Ne tarafa abi? En yakın hastaneye. Hayır, hastaneye gitmeyelim ne olur. Bir müsekim verirler. Geçti, ne olur inelim. İleride caminin kapısında duruverin. Baş üstüne abi. Titriyorsun. Geçer şimdi. Ne oldu birdenbire? Seninle ilgili her şeyi bilmek istiyorum.
kazadan çok etkilendin. Kan tuttu galiba. Geçmişi hatırladım. Hayatımın en acı gününü. Hala gözlerimin önünde. İstersen anlatma, hatırladıkça üzülüyorsun. İlk defa içimi dökmek istiyorum birine. 7 yaşlarında falandım. İlkokulda. Dünyanın oyun olduğunu sandığım en çocuk günlerimdi. Mutluydum. Bir gece babamı kolu kopmuş, baygın eve getirdiler. Babamın koluyla birlikte mutluluğumuz da kesilmişti. Her şey değişiverdi birden. Babam hazmedemedi kazayı. Hırçınlaştı, aksi bir adam oldu. İçkiye verdi kendini. Kazayla birlikte sefalet de çaldı kapımızı. O günden sonra ne çocukluğumu bildim, ne de genç kızlığımı. O yüzden sakatlıktan nefret ettim, tiksindim. O eksik kol hayatımızın üstüne kara bir bulut gibi çökmüştü. Yoksulluk içinde çalış, didin. Hem kendin oku, hem kardeşini okut. Hayatımın en mutlu gününü senden yaşadım desem bilmem inanır mısın? Ben de öyle. Unut artık. Bütün kötü şeyler geride kaldı. İlk defa bir insan göğsü güven veriyor bana. Kendimi hiç bu kadar rahat hissetmemiştim. Sana güveniyorum. Annem deliye dönmüştür. Anneni tanımak istiyorum. Çıldırdın mı? Yavrum, kızım neredesin? Anneciğim ne olur beni affet. Hayatımın en güzel gününü yaşadım, bak! Nişanlım! Müsaade ederseniz, kızınızla evlenmek istiyorum. Sizden Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Bülent'le evlenmek istiyoruz anne! Buyurmaz mısınız oğlum? Yok, olmaz! Uçağı kaçıracak, hadi! Allah'a ısmarladık! Acele et, uçağı kaçıracaksın! Alo, abi! Nereden telefon ediyorsun sen? Yeşilköy'deyim abi! Dünkü uçakta gidemedim! Uzun hikaye! Kısacası nişanlandım! Hadi! Evet! Ne olmuş, gitmemiş mi? Nişanlandım diyor! Aa, nişanlanmış mı? Hı-hı. Kimle nişanlanmış? Acele et! Uçak kalkıyor, dönüşte ilk işim size nişanlımı tanıtmak olacak! Hoşça kalın! Hadi çabuk! Nişanlandınız mı? Nişanlandık! Ya öteki? Kardeşim de! Hadi çabuk olun, uçak kalkacak neredeyse! Bir hafta sonra, tam bir hafta sonra ilk uçakta buradayım! Seni bekleyeceğim! Seni seviyorum! Seviyorum! Benim ismim Ayla! Thank you.
kadarcık saadetin. Seni bekleyeceğim. Beğendiniz herhalde. Bir an önce Luna Park'ı ve sirki görmek istiyorum. Aceleniz ne Tarık Bey? Bizim misafirimiz olun. İspanya dünyanın cennetidir. Benim cennetim Türkiye. Verilmiş sözlerim var. Acele dönmem lazım. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tu hermoso amigo. ¿Puede quedarse conmigo esta noche? Affedersiniz. Bir senyora arkadaş istersiniz mi acaba? Nişanlıma söz verdim. Yaramazlık yapmayacağım. Senyor Tarık, no quiero faltar a mi novia. Los chicos turcos sono tan punto fieles. Estonces yo me cesare con un turco. Türk erkekler bu kadar sadık, kendime bir Türk koca bulayım diyor. Çok güzel. Ben izin isteyeyim. Siz rahatsız olmayın, yolu biliyorum, oteli bulurum. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Buenas noches, mi amigo. Yarın sabah Sirk ve Luna Park iş için sizi arayacağım. Buenas noches. Kimse kalmadı değil mi uçakta? İşi uzamıştır belki. Belki de yarın gelir. Uğursuzluk bu. Bir felaket geldi başına. Gece babamı kolu kopmuş, baygın eve getirdiler. O günden sonra ne çocukluğumu bildim ne genç kızlığımı. O yüzden sakatlıktan nefret ettim, tiksindim! Geçmiş olsun Tarık Bey. Üç dört gündür heyecan içindeydik. Bugün doktor kendinize geldiğinizi söyleyince... çok büyük bir kazaydı. Tanrı'ya şükür ucuz atlattınız. Bir kol kaybederek. Buna mı ucuz diyorsunuz siz? Hayatınızı kaybedebilirdiniz Tarık Bey. Belki daha hayırlı olurdu benim için. Sizden bir ricam var. İstanbul'dakiler bu durumu şimdilik bilmemeli. Onlara bir süre İspanya'da kalıp gezip dolaşacağımı yazın. Annem kalp rahatsızlığı geçirdi. Anlıyorsunuz değil mi?
Bu son uçak kardeşim. Bugün dışarıdan başka uçak gelmeyecek. Bana sorarsan bekleme. Kaç gün oldu? Niyeti olsaydı gelirdi. Evini, adresini bilmiyorum. Niyeti varsa gelir. Bekleme. Bir kaza oldu herhalde. Ya da çok önemli bir şey. Gelecekti. Gelmemezlik etmezdi. Sen ara onu o zaman. Bekleyeceğine sen ara. Ayrıldığınız günü hatırlıyorum. İyi bir delikanlıya benziyordum. Teşekkür ederim. Gelirse sana yollarım. Merak etme. Düş görmedim ya Tanrım. Merak edecek bir şey yok anne. Bak hem bizim menajer yollamış, hem de kendi yollamış. Bırak çocuk 3-5 gün keyfine baksın. Hem bu tatili çoktan hak ettin. O yüzden sakatlıktan nefret ettim. Tiksindim. Ben yatıyorum anne. Aç açına mı? Şurada iki lokma geçmedi boğazından. Canım istemiyor. Üzülmenin sonu yok kızım. Tek çaren onu unutmak. Bu kadar gün geçti aradan. Ya başına bir hal geldiyse? Ya hastaysa? Ya bir kaza? Kaza olsa gazeteler yazardı. İsmini bile bilmiyorum ki. Belki evliydi. Olamaz. Evini biliyorum. İki satırcıkta yazamaz mıydı istese? Bak, mektebini bitirdi. Bir sürü iş teklifi var. Bugün mukabele yollamış o konservatuvarda konuştuğum gibi. Yarın gazinoda seni bekliyormuş. Başlangıç için gecede 500 lira az para değil. Sıkıntılarımız nihayet bitiyor derken kedere boğuldum. Çare var mı? Gençsin. Yarın başka birini sevip evleneceksin. Hiç kimseyi sevemem ben.
Onu bekleyeceğim. Bir gün gelecek biliyorum. Bekle peki. Ama böyle değil. Beste yapıyor demiştin. Evde oturarak, haftalarca uçaklara bakarak bulamazsın ki onu. Çalışmaya başla. Gazinocu muhitinde daha kolay rastlarsın. Yarın gazinoya gideceğim. Sağır'ın selamı var. Kabil ise yarın sizinle görüşmek istiyor. İsterseniz o gelsin. O büyüğümüzdür, öğleye doğru uğrarım. Olur, söylerim. Yine bir şeyler tasarlıyor bu Sağır. Bir şey tasarladığı yok. Güç yetiremedi, ortaklık teklif edecek. Ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın, benim ahımı aldın, benim ahımı aldın, şimdi sen de yalnızsın. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile, sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle, sana dön. Artık sevmeyeceğim. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile, sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle, sana dönmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim! Tebrik ederim! Kulağın sağır ama gözün açılmış. Kim bu küçük hanım? Beğendin mi? Sana bir teklif. Reddedersen zararlı çıkarsın. Senin bölgendeki kulüpleri kapatırım. Bir tek şartım var. Para vermem. Paran senin olsun. Senden bu kızı istiyorum. Düşüneyim. Kafamı kızdırma. Zorla alıp gitsem ne icap eder? Beni ne zannediyorsunuz siz? Herhangi bir eşya mı? Sen sus! Ha? Ne? Susar mısınız küçük hanım? Kızı veririm. 10.000 lira hava parası alırım. Kabul, 10.000 vereceğim. Çalışmıyorum. İkinizle de çalışmıyorum. Bu Sağır cimridir, 500 liradan fazla vermez! Ben gecede 2.000 veririm! Paranız sizin olsun, satılık mal değilim ben! Bravo, bravo! Kendinizle alay edin siz! Beş dakika sonra ziyaretinize geleceğim. Dün sizi satın almaya kalkıp azar işten kaba adam. Thank you.
çoktandır eğlenmeyi unutmuştuk. Kerim Bey'i çok beğendim doğrusu. Annesi de hanımefendi. Seni mutlu görmek beni de mutlu ediyor anne. Beni üzüyorsun Ayla. Adamcağız seni birazcık eğlendirebilmek için bütün gece çırpındı durdu. İyi bir insan. İyi, terbiyeli, faydalı, gazinocu der geçeriz. Elinde sihirli değnek var sanki. Düşün, 15 gün içinde hayatımız değişti. Söyleseler inanmazdık değil mi? Bana kalırsa Kerim Bey senin için başka şeyler de geçiriyor aklından. Ne gibi? Doğrusu evlenmek için bulunmaz bir kısmet. Eğer sana açılırsa... Bu bahsi lütfen kapayalım anne. Sebep? Başkasını sevdiğimi biliyorsun. Başkası dediğim boş bir hayal. Ortada olmayan biri. Onu bekleyeceğim anne. Unutsan daha iyi edersin. Unutmak insanların elinde mi anne? Sen inat et bakalım. Ama benim bildiğim Kerim Bey onu çabuk unutturur sana. Görürsün bak. Senin uygunsuz bir kız sevmeyeceğinden emindim. Beğendiğine memnun oldum anne. Hem kızı beğendim hem de annesini. Belli temiz insanlar. Seni ancak Ayla gibi bir kız uslandırır. Beğenmesi ondan, uslanması benden. Senin gibi birini beğenmeyecek kız var mı dünyada? Kuzguna yavrusu güzel görünürmüş. Rahat ol, beğenmiştir. Sen evlen ki Tarık'a da sıra gelsin. Ah, Tarık'a telgraf çektin mi dönmesi için? Yoksa unuttun mu? Hiç unutur muyum anneciğim? Özlettin kendini. İspanya'da donjanlık bizi unutturdu. Ya. Sizi her zamankinden fazla özledim, inanın. Niye elin hep cebinde? Hiç. Bileğim burkuldu da. Birine yumruk mu attın gene? Aa, üzme çocuğu. Sen gidelim, mühim şeyler oldu. Anlatınca şaşkınlıktan dilini yutacaksın. Meraklandırdım. Neymiş dilimi yutacağım haber? Yeni bir yıldız yakaladım. Ama bu ötekiler gibi değil. Anlayacağın aşık oldu bizimki. Hani sence aşk budalalıktı? Yanılmışım. Onu görüp de sevmemek budalalık. Yahu seninkini unuttum. Sana uçak kaçırtan yıldırım nişanlı ne oldu? Bir rüyaydı. İspanya'ya varır varmaz uyandım. Bir aileye iki aşk zaten çok gelir. Sen yavaşla. Sen de gözlerini kapa. Kapa dedik, çünkü göreceği şey gözlerini kamaştırabilir. Dur şimdi. Şimdi gözlerini yavaşça arala ve müstakbel yengeni selamla. Kendine gel, güneş mi çarptı yoksa? Kendisi resimlerinden de güzel. Tebrik ederim. Bu akşam galası var. Sesini de kendisini de beğeneceğine eminim. Gazla. Hazır mısın? Programdan sonra seni en sevdiğim insanla tanıştıracağım. Kardeşimle, Tarık Akçam'la. Tarık Bey en sevdiğim bestecidir. Mezuniyet konserimde onun bir şarkısını okumuştum. 5 dakikanız var efendim. Ne oldu? Mahzunlaştın birden. O günü hatırladım. Programdan sonra üçümüz çıkarız. Olur mu? Niye bu karanlık köşeyi seçtin? İyi göremeyeceksin abinin yıldızını. Görüyorum anne. Böylesi daha iyi. Hicran, hicran, ben aşkımdan kana. Hicran, hicran, ben aşkımdan kana. Zulüm,
Kerim kıza iyice tutkulu. Kız da onu beğeniyor galiba. Aile ile tanışalı her gece eve vaktinde geliyor biliyor musun? Abim dünyanın en iyi insanıdır. Birbirlerini mutlu edeceklerine eminim anne. Zulüm, baş değil zulüm inan. Hüzün dolu bu acı kahre. Hicran. Bu gece hep birlikte bir yere gidersiniz artık. Ha? Kerim kızı sana beğendirmek için can atıyor. Ne var, hasta mısın? Biraz. Yola çıktığım gün üşüttüm galiba. Teşekkür ederim yavrum, teşekkür ederim. Ben basit bir vasıtayım efendim. Bu alkışlar onun en tabii yani. Siz olmasaydınız mümkün müydü? Teşekkür ederim. Ayla'ya bir bakayım. Affedersiniz. Yarın hayırlı bir iş görüşmek için annemi göndermek istiyorum sizi. Bütün gün evdeyim yavrum, hanımefendiyi bekleyeceğim. Teşekkür ederim. Tarık nerede? Biraz rahatsızlandım. İzin verirsen ben de gideyim. Döndüğünden beri bir tuhaflığı var Tarık'ın. Aklı İsmail kızlarında kalmış olacak. Yarın Selma Hanım seni bekliyor. Hı? Ne var yani? Gidip aileyi isteyeceksin. Böyle kısmet tepilir mi kızım? Unut artık. Bir rüya gördüm, uyandım de. Vazgeç bu inattan. Ben nasıl hayır derim, kadını nasıl geri çeviririm? Ben söylerim anne. Anlayacaktır eminim. Bülent'ten başkasını sevmeme, onu severken başka birisinin karısı olmama imkan yok. Bile bile Kerim'e de acı çekti. Biraz ileride bekleyeceğim seni. Lafı çok uzatma ne olur. Seni hiç böyle heyecanlı görmemiştim. İmtihan kapısında gibiyim. Korkma, geçeceksin sınıfını. Senin gibi kısmete kimse hayır diyemez. Şöyle bir tur atıp dönelim. Çocuklar iyiler ya. Sayenizde beyim, darısı sizin başınıza. Anneniz evde yok mu yavrum? Yok efendim. Hayırlı bir iş için görüşecektik. Kerim'e evde olduğunu söylemiş. Biliyorum efendim, ben yolladım. Sizle yalnız konuşmak istedim. Sizi dinliyorum yavrum. Size Saime teyze diyebilir miyim? Tabii yavrum. Ne olur beni anlamaya çalış Saime teyze. Dünyada Kerim'den daha iyi bir insan bulunamaz biliyorum. Genç, yakışıklı, güçlü, zengin, hepsini biliyorum. Beni de seviyor. Seni gerçekten seviyor yavrum. Seviyor biliyorum. Nasıl söyleyeyim? Ben başka birini seviyorum. Başka birini mi? Başka birini. Beni bırakıp giden, izini bulamadığım, kim olduğunu bilmediğim ama... Ama gene de gece gündüz dönüşünü beklediğim, unutamayacağımı hissettiğim birini. Ne olur beni anla Saime teyze, bu duygu içimde yaşadıkça bir başkasıyla evlenemem.
Ona ihanet etmiş olurum, haysiyetsiz olurum, evleneceğim adamı kandırmış olurum. Kerim beni her şeyimle istiyor değil mi? Her şeyimle. Verebileceğim kadarına razı olur mu? Asla. Bu halde onunla evlenirsen ona en büyük kötülüğü yapmış olursun. Beni anlayacağınızı biliyordum. Kerim'e nasıl söyleyeceksiniz bilmiyorum. Onun üzülmesini de istemiyorum. Ne olurdu ona rastlamamış olsaydım. Her şeyi zamana bırakmaktan başka çaremiz yok ya. Allah'a emanet. Ne olur beni affedin. Gel al. Ne oldu? Biraz bekleyeceğiz ya. Sebep? Bilmiyorduk. Sözlüsü varmış meğer. Sözlüsü mü? Bir aydır neredeymiş sözlüsü? Kerim! Seni seviyorum, anladın mı? Atlatılmayan numaraya gelmem. Her istediğimi elde ederim ben. Yalan söylüyorsun. Nerede sevdiğin adam? Neredeyse çıksın ortaya hesaplaşalım! Hiç kimse benim kadar sevmez seni, anladın mı? Yalan söylüyorsun! Beni sevmeye mecbursun. Sana 3 gün mühlet. Benim olacaksın. Gerekirse zorla alacağım seni. Bana yardım et Kerim abi! Sen dünyanın en iyi insanısın! Ne olur bana yardım et! Senin büyüklüğüne bu yakışır Kerim abi! Ağlama! Ağlama ne olur! Hayvanın biriyim ben! Senden kaçıyor öyle mi? Senden kaçan birini seviyorsun öyle mi? Onu bulsam ağzını burnunu kırarım! Peki kim? Kim bu adam? Kim? Bilmiyorum! İsmini bile bilmiyorum! Dünyanın en iyi insanı, onu seviyorum! Beklemeye söz verdim, ölünceye kadar! Bir gün gelecek, gelecek! Bak! Tanıdın mı? Hayır! Yalan söylüyorsun! Tanıdın, saklıyorsun! Birine benzettim. Müzisyen o da, beste yapıyor. Tanıdın değil mi? Tanıdın! Hayır, hayır! Tanısam gider öldürürüm onu! Sen eve git anne. Sen? İşim var biraz. Ne söyledin? Hiç! Başka birini seviyormuş. Yazık. Demek kabul etmedi abimle evlenmeyi. Başkasını seviyormuş. Unutması lazım. Abimle evlenmesi lazım. Bütün varlığıyla başkasını severken... başka biriyle evlenip onun da hayatını zehir etmekte ne fayda var? Demek hala bütün varlığıyla seviyor. Kadın olduğum için onu çok iyi anlıyorum. Kadın olduğum için de böyle bir kızı bırakıp giden erkekten nefret ediyorum. Ondan nefret etme anne. Belki o da acı çekiyor. Belki o da dönmek istiyor ama... çaresiz. Hmm.
Dönecek misin abi? Kalacağım. Hoş geldin bey. Hoş bulduk Musa efendi. Hanımefendiyle Tarık bey nasıllar? İyiler hamdolsun. Birkaç gün kalıp başımı dinlemek istiyorum. Arayan soran olursa burada olmadığımı söyle. Merak etme bey, hanımefendi bile arasa söylemem. İyi olmuş odun kırdım, şömineyi yakayım bari. Hoş bulduk efendim, rahatsız ettim. Estağfurullah, alayım mantığını. Teşekkür ederim, kalsın. Anneniz nasıllar? Hürmetleri var efendim. Gazinoya giderken bir uğrayayım dedim. Çok iyi ettiniz, şöyle buyurun. Kerim Bey'in o günden sonra ortadan kaybolması beni çok üzdü. Aramadığımız yer kalmadı, üç gündür ortalarda yok. Bu yokluğun sebebi bensem, bir felakete sebep olduysam kendimi ölünceye kadar affedemem. Yapabileceğim bir şey var mı bilmiyorum. Herhalde yok. Üzülmeyin, oldu bir kere. Oğlumu tanırım, intihar ettiğini sanmıyorum. Uğradığı yenilgiyi hazmedemedi. Rakibini de tanımıyor ki hesaplaşsın, öc alsın. Size ilişmeye gönlü hiç razı olmaz. Ona gerçek aşkı tattıran ilk kadınsınız. Çaresiz kaldı, belki Avrupa'ya gitti, belki bir yerde saklanıyor. Ya da rakipleri bir kötülük ettiler, bilemiyorum. Önce onu bulmamız lazım. Üç gündür yanlış mı hareket ettim diye düşünüyorum. Başka ne yapabilirdim? Kara sevda dedikleri bu mu bilmiyorum. Bülent'in yüzünü gözlerimin önünden, sesini kulaklarımdan silip atamıyorum, unutamıyorum onu. Ölünceye kadar onun hatırası yeter gibi geliyor bana. Hatıralar ihtiyarlar içindir yavrum. Bir gün bu küçücük hatıra yetmeyecek sana. Kendini yapyalnız hissedeceksin ama iş işten geçmiş olacak. Belki de Kerim gibi bir kısmeti tepmenin acısını duyacaksın. Belki. Ama Kerim Bey'den beklemesini isteyemem ki. Ona ümit de veremem. Sözümü tutamamaktan, Bülent'i unutamamaktan korkarım. Kerim Bey'i bedbaht etmekten korkarım. Kerim'i yeteri kadar bedbaht ettin yavrum. Ben bir şey yapmadım ki Saime teyze. Biliyorum yavrum, seni suçlamak için söylemiyorum. Bütün suç kalbini çalıp seni terk edip giden o adamda. Ona kızıyorum. Belki de şu anda yüzünü bile hatırlamıyordur senin. Olamaz. Senin ıstırap içinde kıvrandığından habersiz keyif sürüyordur. Onu tanısanız böyle düşünmezdiniz Saime teyze. Onu tanısanız bana hak verirdiniz. Sana hak vermem bir şey değiştirmiyor ki yavrum. Bir de Tarık'a danışalım bakalım. Ah, Tarık bey evde mi? Siz tanışmadınız değil mi? Eserlerinden tanıyorum Tarık bey'i. Mezuniyet imtihanında onun bir eserini okumuştum. Tarık, siz de gelin isterseniz. Yukarıda çalışma odasındadır. Rahatsız etmeyelim. Sizi tanımak ister herhalde. Abisini bedbaht eden, düzeninizi bozan bir kadını mı demek istiyorsunuz? Bizden akıllıdır o. Belki de sizi Kerim'le evlenmeniz için ikna edebilir. Tarık! Tarık! Nerede bu çocuk? Bir emriniz mi var küçük bey? Hasta mısınız, renginiz sapsarı? Bir şeyim yok. Annem sorarsa abime bakmaya gittiğimi söylersin. Para bulamıyorum. Şimdi çıktı efendim. Kerim Bey'e bakmaya gidiyormuş, biraz rahatsız gibiydi. Merak ettim, ben bir bakayım. Sen hanımefendiyi salona götür. Allah'ım sen yardım et bana. Tarık! 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 Bir şey mi oldu? Sarhoş gibi kullanıyor arabayı. Seslendim, beni duymamış olamaz. Bir tehlike, bir uğursuzluk dolaşıyor üstümüzde. Tarık!
Kerim'i bulmam lazım. Onları birleştirmeliyim. 1000 lira daha. Pas. Rest. Pas. Rölens. Bir dakika. Numara yapma! Kerim'i sordum! Haa, Kerim mi? O karının peşindedir. Yo, yoksa iki kardeş birbirinize mi girdiniz basit bir orospu yüzünden? Buyur Tarık abi! Kerim, 3 gündür ortada yok. Bir şey duydun mu? Duymadım. Kötü bir şey olsaydı duyardım. Nerede olabilir? Benim bilmediğim başka bir yer var mı? Necla diye bir kadınla oturuyordu Zaliha'dan önce. Kerim'i arıyorum. Yanlış kapı çaldın. Yeni bulduğu şarkıcının evine bak. Rüyalar gerçek olsa, seni her gün görürdüm. O incecik beline sarılarak yürürdüm. Sabah olmaz gün diye güneşi durdururdum. Yanar dağlarda tüten. Bir haber var mı? Bulamadım. Ara sıra yazlık eve giderdim. Gelincik doldururdum, dudağına bin kere öpücük kondururdum ya. Tanımıyorum, yabancı kimse girmedi. Bülent! 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 Yalvarırım, çık ortaya! Seni seviyorum, seviyorum! Sendin eminim! Sensin, biliyorum buralardasın! Ne olur çık ortaya! Bülent! Yalvarırım, çık! Abi, 3 gündür seni arıyoruz. Burayı da aradım, Musa Efendi yok dedi. Ben öyle istedim. Annem perişan oldu 3 gündür. Yorgundum. Gücüm tükenmişti. Hayatında ilk defa gerçek aşkı tattın, değil mi? İlk defa bir kadının karşısında yenik düştüğünü zannettin. Bu konuyu kapatalım Tarık. Kaçmak niye halleder abi? Beklemesini öğreneceksin. Aslında onun da senin gibi bir insana ihtiyacı var. Bekleyeceksin. Bir gün sana gelecek, inan bana. Senin olacak. Başka birini seviyor. Unutacak abi. Çünkü onu bir daha göremeyecek. Nereden biliyorsun? İsteseydi, gelirdi şimdiye kadar. Doğru. Sevseydi gelirdi. Sevdiği adam ona layık biri olsaydı gam yemezdim. Ona da kızma abi. Belki kaçmak, gizlenmek zorunda kaldı. Bilmiyoruz ki. Kendini savunur gibi savunuyorsun onu. Kendimi mi? Kendini! Çünkü o alçak sensin! Abi! Sensin! Yazık ki kardeşimsin! Eğer kardeşim olmasaydın!
Ona gideceksin, anladın mı? Af dileyeceksin, ona layık olmaya çalışacaksın! Gidemem abi! Gidemez misin? Gidemem! Birazcık vicdan yok mu sende? Biraz insanlık! Bu kadar mı yanıldım ben? Sen benim kardeşimsin! Biraz olsun sevmedin mi onu? Onu? Sevmedim! İşte! Gördün! Bu halde ona dönemezdim abi! Onun da hayatını zehredemezdim! Anlayamıyorum! Kolun... dark! İspanya'da oldu abi! Ondan geciktim! Annem üzülmesin, sen üzülmeyesin istedim! Saklayabilirmişim gibi! Kolun olmasa da severdi seni! Bu çocukluk! Bilmiyorsun abi! Yapamazdım! Ya seni öylesiye seviyorsa? Unutacak abi! Çünkü beni bir daha görmeyecek! Göremeyecek! Abi, nereye gidiyorsun? Abi! 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 Ona, sevdiğin adama! Orada, evde, seni bekliyorum. O benim biricik kardeşim! Seni sevdiği için senden kaçtı! Merhamet değil, sevgi istediği için senden kaçtı! Senin hayatını zindan etmemek için senden kaçtı! Koş ona, ihtiyacı var sana! Tarık! Cevap ver! Yalvarırım, bir şey söyle! Tarık! Tarık! Tarık!
Yalvarırım kaçma benden! Hep seni bekledim, hep seni! Hani söz vermiştik birbirimize Tarık! Değil. Ölecek kadar seviyorum seni! İnanmıyorsun! Ölecek kadar seviyorum seni! Seni sevdiğime inanmıyorsun! Sağlam olduğum için benden kaçıyorsun! Seni seviyorum! İnan seni seviyorum Tarık! Tarık! Seni seviyorum! İnandın mı şimdi?